Şimdi de Murat Bey, siz bir değil çok sayıda manşet verdiniz, pek çok ihtimali değerlendirdiniz. Bunu hem kendi süzgecinizden geçirdiniz. Bu arada biz iki tweet getireceğiz birazdan ekrana. Murat Bey de dursun orada ama Meral Akşener'in yakın zamanda bir işte konuşması, o video, bir anladığımız kadarıyla, arkadaşlarım bana bildirdiği kadarıyla yeniden değil mi dolaşıma mı soktu Meral Hanım bu videoyu? Arkadaşlar hazır mı video? Bir izleyelim. Bir yol ayrımındasın Sayın Erdoğan. Bu aziz millet senin ona reva gördüğün bu yokluğu, bu zorluğu hak etmiyor. Milletin sabrı artık tükeniyor. Atılacak adımlar belli. Sen sadece seçimini yapacaksın. Ya söylediklerimi yapıp ülkeye nefes aldıracaksın ya da bu kafayla devam edip ülkeyi uçuruma sürükleyeceksin. Ya milletin sesini duyup derdini çözeceksin ya da danışmanlarını dinleyip sefa süreceksin. Ya milletini seçip gerekeni yapacaksın ya da damadını seçip ilk sandıkta gideceksin. Evet, Meral Akşener'in bu konuşması şu anda ortaya çıkan gündem üzerine yeniden dolaşıma girmiş durumda. Şimdi daha önce de aslında bundan meşhur bir konuşması vardı onun. Berat Albayrak damat dediği için kızılması ve eleştirilmesi üzerine ne diyem, Mahmut mu diyem diye bir meşhur bir grup toplantısı konuşması vardı. Şimdi iki tweet getireceğiz ekrana. Biri arkadaşlar Naci Bostan'ın tweeti, Naci Bostancı'nın tweeti. Tamam. Diyor ki Sayın Berat Albayrak Bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve aynı şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Bakın bu evet. Tweet de az önceki tweet evet. Gibi Mehmet Muş'un tweeti gibi konu her bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirindedir cümlesiyle bitiyor. Bir başka şey tweet de... Nurettin Nebati'nin tweeti mi arkadaşlar? Doktor evet Nurettin Nebati'nin tweeti ne diyor? Biz sizi çok seviyor, size inanıyor ve güveniyoruz Sayın Bakanım. Evet, Suat Toktaş da hatırlatıyor. Aynen bir önceki Süleyman Soylu vakasında olduğu gibi. Yani şu anda muhtemelen ortalık ikiye bölünmüş durumda. Daha doğrusu iktidara yakın görüşler ikiye bölmüş durumda. Bir kısmı Berat Albayrak'ı destekleyen tweetler atıyor. Bir kısmı da onun karşısında pozisyon alıyor. Şamil Tayyar ne diyor? İstifa mı, siber saldırı mı? Cevapları bilmeden yapılacak yorumlar sağlıklı olmaz. Berat Albayrak bakanımızın gayretini biliyoruz. Görevinin devamını dileriz. Aynı şekilde bitiyor değil mi? O da elbette takdir Cumhurbaşkanımıza aittir. Sanki bunlar Cumhurbaşkanı dilekçe sunuyor gibiler. Yani bir arzuhal bildirme hali de var sanki. Yani bu tweetlerin hepsinin sonunda Sayın Cumhurbaşkanım Berat Albayrak görevini devam etsin gibi bir arzuyu da görüyoruz. Aslında buradan sanırım şöyle bir erken de olsa ve biraz spekülatif de olsa siyasi bir çözümleme yapmak mümkün. Pek çok gözlemci gibi ben de bu Cumhur İttifakı'ndaki çözülmenin AKP ve MHP arasındaki bir çatlağın büyümesi üzerinden ilerlemesini beklerdim. Ama ondan evvel AKP içi çatlakların derinleşmekte olduğunu görüyoruz. Yani belli ki AKP içinde belli güç odakları var, belli klikler var, gruplaşmalar var. Yani her ne kadar siz yargıyı yargı olmaktan çıkartıp, medyayı medya olmaktan çıkartıp her şeyi tek adama bağlasanız da aslında bütün vaziyete tam anlamıyla hakim olamıyorsunuz. Hatta açık siyasal rekabetin yerini bir tür fetret devre alıyor. Bunları da görüyoruz şu anda. Şimdi böyle bir erken de olsa böyle bir çözümleme yapmanın mümkün olabileceğini düşünüyorum. Belli ki Adalet ve Kalkınma Partisi içinde belli gruplar, belli klikler Albayrak'ın görevine devam etmesinden yana karşısında yaralananların kim olduğunu şu anda göremiyoruz ama örneğin hükümete yakın bir gazetenin Twitter hesabında bu haberin paylaşılıp sonradan silinmesi bile AKP içindeki çatlağın ya da dalgalanmanın bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Salim Bey, Murat Bey'in söyledikleriyle ilgili bir tespit yapmak Murat istiyorum. Murat Kubilay'ın. Kubilay'ın. Hı hı. Çok önemli bize bilgiler verdi. Ama bir varsayıma dayanıyor. Yani Murat Bey'in çözümlemeleri şöyle bir varsayıma dayanıyor. Berat Albayrak tamamen bağımsız olmasa dahi en azından özerk bir aktör.
Yani onun söyledikleri bu anlama gelir. Şimdi ben ondan çok emin değilim. Yani Berat Albayrak'a kalsa daha piyasa dostu politika gütecek. Eğer piyasayı rahatlatacaksa faiz arttırma kararı alacak. Berat Albayrak bunu istiyor da yukarısı istemiyor diye mi yapamıyor? Benim o konuda şüphem var ve şunu söyleyeyim. Eğer ki gelen gideni aratacaksa ve giden de Sayın Albayrak'sa Allah hepimizin yardımcısı olsun demek istiyorum. Bir daha söyler misin son cümlenizi? Murat Kubilay'ın yorumuna istinaden. Hı hı. Gelen gideni aratacaksa, giden Sayın Albayrak'sa Allah milletimizin, hepimizin yardımcısı olsun. Ya bugün herkes şeyle bitiriyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bakan da istifam etti, böyle bitiyor. Ama Burak Hocam dedi ki son cümle sayın seyirciler. Hani gelen gideni aratacaksa ve giden de Berat Albayrak'sa Allah hepimizin yardımcısı olsun demiş. Twitter'da HaberAktif adresinden bir izleyicim bana şeyi hatırlatıyor. Diyor ki Murat Arslanoğlu, daha doğrusu izleyicimiz değil, Murat Arslanoğlu da biliyoruz tabii. Asya piyasaları Türkiye saatiyle saat 22'de açılıyor. Çok dar hacimli işlemler ve dolayısıyla çok manipülatif hareketler olur. Değil mi Oğuz Hocam? Evet, evet. Ama saat 1'e kadar. Forex market ise Türkiye saatiyle 1'de başlar. 1'de başlar, evet. Yani o daha ciddi bir şey alan değil. Aynen mi? Öyle, Forex değil market. Evet, evet. Efendime söyleyeyim. Asıl 1'den sonra ki hareket başlar. Ama hani genellikle şöyle görürüz. Biz sabah saatlerinde böyle 7'den sonra asıl hareketler başlar. Hı hı. Asıl bizim piyasa açıldıktan sonra da daha fazla görürüz. Ama genellikle şöyle bir rutine döndü Türkiye'de. Sabahtan böyle bir hızlanıyor, hareketleniyor. Asıl Avrupa, yani daha doğrusu Avrupa ve Amerika piyasaları devreye girdikten sonra Türk lirasına çok fazla satış görürüz. Son dönemde yaşadığımız şey genellikle böyle. Hani bu her gün böyle oluyor demiyorum ama genellikle dışarısı açıldıktan sonra başımıza bu geliyor. Asıl sıkıntı şu, yani yarın piyasalar açıldığında dolar işte yukarı gidecek, aşağı gelecek, eninde sonunda bütün bunlardan bağımsız sorunlarımız yine tartışmaya başlayacağımız sorunlar olacak. Yani biz yarın hep şu tartışılıyordu. Sayın Berat Albayrak istifa etse, Sayın Cumhurbaşkanı görevden alsa dolar düşer mi? Ya da işte Merkez Bankası Başkanı görevden aldı, bir politik işte başka biri gelecek, dolar düşer mi? Ya da euro düşer mi? Ya da Türkiye ekonomisinin sorunlarının, o aslında doların, euronun düşmesi ya da Merkez Bankası'nın alacağı aksiyonların şöyle bir önemi vardır. Ben hep onu öyle anlatırım. İşte bir ahtapot düşünün. Şu an Türkiye'yi böyle sarmış kollarıyla boynumuzdaki Merkez Bankası'nın yapması gereken, yani o boynumuza dolanan kolu Merkez Bankası gevşetecek. Nefes alacağız ki diğer kollardan kurtulabilelim. Dolayısıyla Merkez Bankası'nı şimdi bu tip politika değişikliği yapabilecek bir hali yok. Kim gelirse gelsin yok. Sayın Bakan Berat Albayrak istifa etti ya da etmedi. Şunu unutmayalım, atanmıştır. Nihayetinde atanmış bir bakandır. Yani seçilmiş bir şeyden bahsetmiyoruz. Burak Hoca'nın da en başta söylediği şey buydu. Yani orada bir seçilme hali var, burada bir atanma hali var. Tabii, evet. Meclise karşı sorumluluğu. Bunlar ajan. Dolayısıyla yani aynen Amerikan Başkanlığındaki memuru. O secretary ifadesinde olduğu gibi secretary yani. Ajan bunlar. Evet, politikayı ise seçilmiş. Ajan derken unsur anlamında. Unsur. İdari politikayı seçilmiş yapar. Hükümet memurları. Evet, politikayı seçilmiş yapar. Millete karşı sorumlu olan bugünkü sistemde Cumhurbaşkanı'dır. Dolayısıyla bakan Cumhurbaşkanı'nın falan orada onayı olmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Burak Hoca çok güzel söyledi. İktisat literatürüne hediye ettiği bir neden sonuç ilişkisi vardır dedi. Kabul etmiyoruz hocam öyle bir literatürde. Biz böyle bir hakkımız varsa kabul etmemeyi yani tercih ediyoruz. Yani şeyin nedeni, enflasyon evet, nedeni faizdir kabul etmiyor musunuz? Yani biz iktisat camiası olarak kabul etmiyoruz. Kabul eden başka bir kitle olabilir. Yani böyle bir hediyeyi kabul etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı kabul ediyor.